Merhabalar. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz daha doğrusu konularımız adjectives sıfatlar, adverbs zarflar. Hemen sıfatlar konusundan başlayalım. Arkadaşlar sıfat dediğimiz ismin önüne gelerek ismi niteler. Mesela an easy question kolay bir soru. Rainy weather yağmurlu hava small boxes, küçük kutular, happy people, mutlu insanlar, an old man, yaşlı bir adam, a cheap car, ucuz bir araba. Gördüğünüz gibi ismin önüne gelerek arkadaşlar ismi niteliyor. Easy, rainy, small, happy, old ve cheap. Burada arkadaşlar bu sözcükler sıfat be become get seem appear look feel taste smell ve sound gibi arkadaşlar fiillerden sonra da sıfatları kullanabiliriz. Neydi bunların Türkçeleri? Bir hatırlayalım. Be become olmak, get elde etmek, seem appear look görünmek, feel hissetmek, taste tatmak, smell koklamak, sound görünmek anlamında. He is very happy. O çok mutludur. I feel great. Harika hissediyorum. The wages are low. Ücretler düşük. She looks pale. O solgun gözüküyor. Normalde look bakmak anlamı da var ama buradaki cümlelere göre arkadaşlar bu şekilde anlam kazanıyor. O solgun gözüküyor. You look tired. Sen yorgun gözüküyorsun. Tired, yorgun. Pale, yorgun veya solgun. His idea sounds interesting. Onun fikri ilginç gözüküyor. Sıfatlardan sonra son ek getirerek arkadaşlar mesela able, able görüyorsunuz. Buradaki ekleri getirerek de sözcüklerin sonrasına bunları getirdikten sonra sıfat haline dönüştürüyoruz. Mesela able, able, remarkable kayda değer demek eligible okunaksız logical mantıksal careful dikkatli dramatic çarpıcı attractive çekici groundless asılsız dangerous tehlikeli something anything everything nothing somebody somewhere gibi sözcüklerden sonra kullanılabiliyor arkadaşlar yine Mesela örneğimize baktığımızda she needs somewhere calm to rest. Onun dinlenecek bir yere, sakin bir yere ihtiyacı var. Burada sakin bir yer somewhere calm gördüğünüz gibi sıfat olarak kullanılıyor. Ama şuna yine dikkat etmekte fayda var. Somewhere, something, anything gibi sözcüklerden sonra geliyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. I want something hot to drink içecek sıcak bir şeyler istiyorum. İçecek sıcak bir şey istiyorum ya da Did you notice something wrong? Yanlış giden bir şey fark ettin mi? Gördüğünüz gibi bu sözcüklerden sonra arkadaşlar sıfatlar kullanılabiliyor. Participle adjectives dediğimiz ise ya -ing ile kullanılır ya da fiilin üçüncü hali -ed kullanılmasıyla elde edilir. Kısacası fiilin sonuna bu takıları getirerek o sözcüğü arkadaşlar o fiili ne yapıyoruz? Sıfatlaştırmış oluyoruz. Örneğin running water akan su. Excited children heyecanlı çocuklar. Broken window kırık cam. Boiled water kaynamış su ancak ing getirirseniz mesela boiling water derseniz o zaman ne olur? kaynamakta olan su değil mi? boiled water kaynamış. boiling water kaynamakta olan, kaynayan ya da su. developed country bu örneklerimizde de mesela benzer bir durum var. developed country gelişmiş ülke. Ancak developing country derseniz o zaman ne olur? gelişmekte olan ülke. Evet arkadaşlar bazı sıfatlar d ile kullanılarak bir grubu ifade eder. Dolayısıyla çoğul fiil burada kullanmamız gerekiyor. Yani ona dikkat etmekte tabii ki fayda var. Mesela the poor dediğinizde fakirler. Değil mi? While the poor are starving. Fakirler açlık çekiyorken starve açlık çekmek, açlıktan ölmek. The rich zenginler The getirdiğimize demek ki çoğu oluyor. Are trying to enjoy the life. Hayatın tadını çıkarmaya çalışıyor. Ve geldik adverbs yani zarflara. Zarf dediğimiz arkadaşlar fiili niteliyor. Sıfat neydi? E, i̇smi niteliyordu değil mi? İsmi nitelemekteydi. Zarf ise fiili niteliyor. Mesela easily kolay bir şekilde, carefully dikkatli bir şekilde, suddenly aniden. Slowly, yavaş bir şekilde, yavaşça, frankly, düz bir, dürüst bir biçimde veya e, açık bir şekilde, esaslı bir biçimde anlamlarına geliyor. Örneklerimize bakacak olursak, şöyle ben ortaya doğru geleyim. Evet, böyle daha iyi. You should treat people gently. İnsanlara kibar, nazik bir şekilde davranmalısın. Nasıl davranmalısın? Değil mi? Fiile soru soruyoruz. Nasıl davranmalısın? Treat. Atıfta bulunduğumuz şey demek ki fiille alakalı. O yüzden arkadaşlar gently burada zarf. We had to eat our lunch quickly. Çabucak değil mi? Burada quickly zarf. Öğle yemeğimizi yemek zorunda kaldık. This morning, bu sabah, I left home hurriedly. Aceleyle evi terk ettim. Örneklerimiz de olduğu gibi arkadaşlar. Gently, quickly ve hurriedly sözcükleri zarf olarak kullanılmaktadır. Zarf türlerine bakalım şimdi. Adverbs of time zaman bildiren zarflar. Today, yesterday, next week, lately. Bugün, dün, gelecek hafta, son zamanlarda. Adverbs of place yer zamanı. Üstteki zaman, değil mi? zarfları. Buradaki yer zarfları. Nedir yer zarflarımız? Here, burada, there, orada, inside, içinde, outside, dışında. Sentential adverbs. Cümleyi niteleyen zarflar. Obviously, açıkça. Basically, temelde. Essentially, yine temelde. Esasında. Wisely. Wise, mantık demek aslında wisely e, esasında evidently açık bir biçimde şeklinde arkadaşlar. Adverbs of manner durum bildiren zarflar slowly yavaşça, quickly çabucak, carelessly dikkatsizce, reluctantly reluctant da yine olumsuz anlamda arkadaşlar. İsteksiz bir biçimde değil mi? Reluctant to. Hani fiil olarak hatırlayalım isteksiz değil mi? Reluctantly isteksiz bir şekilde. İstemeyerek. Restricting adverbs. Burada da restrict zaten sınırlama demek arkadaşlar. Değil mi? Restrict. Nelermiş bakalım? Only sadece, solely. Gerçi bunların hepsi de aynı anlama geliyor. Only, solely, simply, merely ve purely arkadaşlar. Türkçesi sadece. Viewpoint adverbs. Fikir, bakış açısı bildiren zarflar var. Psychologically, psikolojik olarak. Scientifically, bilimsel olarak. Adverbs of degree, derece bildiren zarflar var. Too, çok fazla anlamında. Much, fazla zaten. A lot yine çok, değil mi arkadaşlar? Bu anlamlara geliyor. Highly, Türkçe'de bir highly deriz ya. Hani çok fazla, çok sayıda, daha çok. Değil mi? Highly. Enough yeteri kadar. Rather quite fairly. Bu üçsü aynı anlamda arkadaşlar. Rather quite fairly. Oldukça. Adverbs of emphasis. Vurgu bildiren zarflarımız var. Mainly. Temelde, esasta. Especially, particularly, notably ise özellikle anlamlarına geliyor. Adverbs of frequency dediğimiz sıklık zarflarımız neler? Never, asla, seldom, nadiren rarely yine nadiren anlamında sometimes ara sıra frequently sık sık often sık sık bunun ikisi de aynı anlamda usually genellikle always her zaman sonu l'ye ile biten sıfatlar da bulunmaktadır. Biz ne dedik? Az önce gördüğümüz sözcüklere baktığımızda zarfların sonu l'ye ile bitiyor. Demek ki sıfatların sonu da l'ye ile bitebilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Friendly people mesela ne demek? Dost canlısı insanlar. Lovely pet sevimli değil mi? Pet evcil hayvan. Lonely man yalnız adam. Bazı yapılar var ki arkadaşlar sonuna L'ye getirmeden de zarf halinde kullanabiliyorsunuz. In a hurry, hurry ikisinin anlamı aynı. Aceleyle by accident, accidentally, kazaran ya da yanlışlıkla. Bir de rastgele anlamı var arkadaşlar. Irregular adverbs, düzensiz olan zarflar var. Düzensiz dememizin sebebi, irregular dememizin sebebi arkadaşlar. Sonuna L'ye almaması daha farklı bir şekillerde de kullanılabildiği için irregular diyoruz. Sıfat halleri burada, zarf halleri burada. Mesela good iyi sıfat, well iyi bir biçimde dediğimizde zarf olarak bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Yani good sözcüğünün zarf hali well. Fast biliyorsunuz hızlı, yine zarf hali fast. Hard sıkı, değil mi? Çok. Hard zarf hali aynı ama eğer hard derseniz buradaki farklı bir anlama gelir. Son ee, Hemen hemen hiç, değil mi? Hardly hemen hemen hiç. Son zamanlarda lately. Late geç ama lately dediğimiz zaman son zamanlarda. Early ise erken anlamına geliyor. Örneklerimize bakalım. Murat is a hard worker. Murat çalışkan bir işçidir. He works hard. Burada hard sıfat, buradaki hard ise fiile atıfta bulunduğu için arkadaşlar zarf olarak kullanılıyor sıkı. O sıkı çalışır, değil mi? Your English is good. İngilizcen iyidir. Buradaki sıfat. You speak English well. İngilizceyi iyi konuşursun. Burada iyi ise zarf. She is a fast runner. O hızlı bir koşucudur. She can run fast. O hızlı koşabilir. Yine gördüğünüz gibi buradaki zarf, buradaki ise sıfat. Hardly ever, almost, never. Türkçesi Hemen hemen hiç. He doesn't like reading. Okumayı sevmez. He hardly ever almost never reads a book. Hemen hemen hiç kitap okumaz. Hardly any, almost no, very little arkadaşlar yine hemen hemen hiç anlamında miktar belirtirken kullanılıyor. Bu anlamda hardly cümle içinde iki yerde de gördüğünüz gibi kullanılabiliyor. I hardly have any money. I have hardly any money Türkçesi hemen hemen hiç param yok ya da neredeyse değil mi? Param hiç param yok. Almost bakın almost, nearly, part, practically ve virtually bu zarflar da hemen hemen neredeyse anlamında kullanılıyor. Ancak niteledikleri fiilin önünde arkadaşlar yer alır. Mesela I almost nearly ya da practically hit the child. Neredeyse çocuğa çarpıyordum. But I didn't hit the child. Fakat çocuğa çarpmadım. She almost nearly practically o neredeyse dropped the tray. Tepsiyi düşürüyordu. But she didn't drop the tray. Fakat tepsiyi düşürmedi. Barely, hardly, scarcely. Bunların Türkçe'si neredeyse. Arkadaşlar bu zarflar olumlu cümlede kullanılır, ancak e, cümleye verdiği anlam olumsuz. Mesela I barely, hardly, scarcely. Ben neredeyse, değil mi? E, ya da hemen hemen hiç. New anybody der. Orada e, hiç kimseyi tanımıyorum. I knew very few people der. Orada çok az kişiyi tanıyorum. Neredeyse orada hiç kimseyi tanımıyorum. Değil mi? Neredeyse. He barely, hardly, scarcely avoided the accident. O kazadan, hani Türkçe'de kıl payı deriz ya, kıl payı kurtuldu. Zar zor kurtuldu ya da o şekilde kullanıyoruz. Avoid kurtulmak, kaçınmak. But he did avoid the accident. Fakat, değil mi? Nihayetinde kazadan kaçındı, kurtuldu. Geldik inaf ve tu tu yapısına. Inaf yeteri kadar, tu çok fazla. Tu için ya da ecacacak hani Türkçe çevirdiğimizde öyle kullanıyoruz. Ancak tu tu yapısı daha çok olumsuz yapılarda kullanılır. Mesela örneklerimize bakalım. The evidence is clear enough. Kanıt yeterince açıktır. Burada arkadaşlar. Dikkat ederseniz clear kelimesinden sonra enough'ı kullanıyoruz. Veya hard kelimesinden sonra bu yapıya dikkat etmemiz gerekiyor. Study hard enough. Ee, ne demek? Yeteri kadar sıkı çalış. It's too hard to answer derseniz cevap veremeyecek kadar zordur. Ne demiştik? Too to? daha çok olumsuz yapıda ön plana çıkıyor. Yani motomot çevirirsek too hard çok zor to answer cevap vermek için ama sonuçta genel olarak olumsuz bir anlam ihtiva ediyor. Yani cevap veremeyecek kadar zor, çok zor. You are eating too quickly tek başına da kullanabilirsiniz. Yine çok fazla anlamına gelir. Değil mi? You are eating too quickly çok hızlı, çok fazla hızlı yemek yiyorsun. Burada da tek başına kullanıldığında arkadaşlar e, olumlu anlamda da kullanabilirsiniz ama tü tü yapısı daha çok olumsuz anlamda karşımıza çıkıyor. Rather oldukça anlamına geliyordu arkadaşlar. Yani considerably ile aynı anlamdadır. Rather daha çok gördüğünüz kelimelerle olumsuz bir özelliği ifade etmek için kullanılıyor. Pahalı, Geç, fakir, çirkin, üzgün bir şekilde, ugly, sadly, unwisely, e, mantık dışı ya da mantıksızca. It's rather cold today. Bugün oldukça soğuk. Gördüğünüz gibi daha çok olumsuz manada kullanılıyor. She was rather tense yesterday. O dün oldukça gergin, değil mi? Tense, gergindi. Quite fairly pretty. Bunlar da arkadaşlar oldukça anlamına geliyor ama daha çok olumlu anlam ihtiva ediyor. Mesela she is fairly tall. O oldukça uzundur. Uzun boyludur. She is fairly warm today. Hava bugün oldukça ılıktı. The warm. It's quite warm today. Yine bu şekilde kullanabiliyoruz. I am fairly tolerant with my son. Ben çocuğuma, oğluma hoşgörülüyüm. Oldukça hoşgörülüyüm. Neither too tolerant nor too strict. Yani ne çok hoşgörülü ne de çok katı. Oldukça derken bu anlamda kullanıyoruz. Yani aşırı bir anlam katmıyor. Sadece oldukça Türkçesi. Quite'dan sonra arkadaşlar en artıklarını kullandığımızda bu şekilde kullanılıyor. Mesela it was quite a nice holiday oldukça hoş bir tatildi. Bakın e artıklının geldiği yer. Our house is quite a long way from here. Evimiz buradan oldukça uzun bir yolda. Quite a long görüyorsunuz kullanırsanız eğer bu artıklarla, bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Quite'ın bir anlamı da completely, tamamıyla. I quite I quite agree with you. Tamamıyla sana katılıyorum demek. I completely agree with you ile aynı anlamda. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde yine zarflar konusundan devam edeceğiz. Ayrıca sıfatlar ve zarflar ile ilgili sorular çözeceğiz. Bir sonraki ders videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abianto, hasta luego, see you next time.